Transfer döneminde birçok kulüp birçok futbolcuyla sözleşme imzalıyor. Peki bu sözleşmelerde ne yazıyor? Yazılanların sadece maaş ve bonusları kapsadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sözleşme feshi bedelinin ne kadar olduğu, futbolcunun kart görmesi, antrenmana çıkmaması, kulübün maaşları zamanında yatırıp yatırmaması gibi birçok detay var. Sözleşmelerde bugüne kadar yer alan en sıra dışı maddeleri ve nedenleri sizinle paylaştım. İyi seyirler. Ali Adnan 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Çaykur Rizespor formasını giydi. Iraklı futbolcunun sözleşmesinde kulüp tarafından işe alınmış hiçbir futbolcunun başka takımına gitmesini ikna edemez, başka bir takıma gitmesi amacıyla aracılık edemez maddesi bulunuyordu. Danimarka'nın sevilen defans oyuncusu Daniel Agger, 2014 yılında futbola başladığı Brøndby takımına geri döndü. Ama imzayı atmadan önce bir şartı vardı. Kurmuş olduğu kendi kanalizasyon şirketinin reklamını kendi evinde oynanacak maçlarda yapılmasını istedi. Şirketinin logosu 215 metre boyunda LED aydınlatma olarak maçlarda 8 defa gösterildi. Niederradik 2000 yılında Crystal Palace'a transfer olurken kulüp sözleşmeye futbolcu 99.8 kilogramı geçerse maaşının %10'u kadar ceza öder maddesi koydu. Radik 6 ayda 8 kez bu cezayı ödemek zorunda kaldı. İsveçli Stefan Schwarz, 1999'da Valencia'dan Sunderland'e transfer oldu. Kulüp, Schwarz'ın görüşmelerini yürüten danışmanın 2002'de başlaması planlanan uzay yolculuğuna rezervasyon yaptığını öğrendi. Futbolcu da onunla gitmesin diye sözleşmeye uzay yolculuğuna çıkamaz maddesi koydurmuştu. Orta saha oyuncusu Christian Guimi'nin 1999'da Kasuriye'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Kongolu futbolcunun kulüpten basit bir isteği olmuştu. Yeni kulübünün karısının yemek pişirme derslerini alması için para ödemesini istedi. Çünkü kendisi ve eşi yemek yapmayı bilmiyordu ve sürekli dışarıdan sipariş veriyorlardı. Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olurken Lewandowski isteyen diğer bir takım da Real Madrid'ti. O dönem içerisinde çıkan bilgilere göre Real Madrid'in teklifi çok daha kazançlıydı. Fakat mali şartlar bir yana İspanyol ekibinin sözleşmeye koymak istediği çok ilginç maddeler olacaktı. Polonyalı yıldıza sunulan sözleşmede kayak yapmamak, yamaç paraşütü yapmamak, motosiklete binmemek gibi ilginç detaylar yer alıyordu. Bu maddeler gözünü korkutmuş olacak ki Real Madrid'i değil Bayern Münih'i tercih etti. Atletico Madrid bu sezon başında eski yıldızı Antonio Griezmann'ı Barcelona'dan bir yılını kiralamıştı. Sezon başında Madrid ekibinin formasını giydiği karşılaşmalarda 45 dakika bile forma giyemedi. Bunun sebebi ise Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki sözleşmede yer alan çok ilginç bir madde. Anlaşmaya göre Atletico Madrid bu sezon maçların yarısında Griezmann'ı en az 45 dakika oynatırsa Barcelona'ya 40 milyon euro ödeyecek. Yıldız futbolcu bu sebeple maçların genellikle 50 ya da 60. dakikalarında oyuna giriyor ve yeteri kadar süre alamıyordu. Çıkılmaz bir hale girmeden bu olay çözüldü ve 2022'nin Ekim ayında 20 milyon euro bonservisle golcü oyuncunun bonservisi alındı. Ajax, Hamburg, Real Madrid ve Tottenham formalarını giyen Rafael van der Vaart'ın yolu 2015 yılında Real Betis'e düştü. Real Betis kulübünün ezeli rakibi Sevilla kulübüdür. Sevilla kulübünün renkleri de kırmızı beyaz. Bu yüzden Hollandalı futbolcunun sözleşmesine giydiği kramponlarda kırmızı veya beyaz bulunamaz maddesi ekletilmişti. Neymar, Barcelona'ya transfer olduğunda Katalan devi Brezilyalı yıldızın Avrupa'ya alışması için elinden gelen her şeyi yaptı. Öyle ki Neymar kendisini yalnız hissetmesin diye 14 günde bir ailesini ve Brezilya'daki en yakın arkadaşlarını tarifeli uçakla Barcelona'ya getirebiliyordu. Bilet paralarını elbette Barcelona ödüyordu. Japon futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolculardan birisi de şüphesiz ki Keisuke Honda. Japon efsanesi Ocak 2020'de Botafogo kadrosuna katıldı. Brezilya ekibine transfer olduğunda kulüpten ilginç bir talepte bulundu. Brezilya'nın suç oranı yüksek olan şehri Rio de Janeiro'ya taşınan orta saha oyuncusu güvenliğinden endişe duyuyordu. Anlaşmanın bir parçası olarak zırhlı bir araca ve iki korumaya ihtiyaç duyacağını ifade etti. Botafogo kulübü de bu isteği kabul etti. Bu imkanların geri çekilmesi halinde sözleşmesini tek taraflı feshedebilme hakkına da sahipti.
Uçamayan Hollandalı lakaplı Dennis Bergkamp bu lakabını uçak fobisine borçlu. Efsane futbolcu Arsenal'le sözleşme imzaladığında uçakla gidilen deplasmanlara gitmeme hakkına sahipti. Kuzey Londra ekibi de sözleşme gereği Bergkamp'ı uçmaya zorlayamadı. İngiltere'de en uzak deplasmanlara bile otobüsle gitti. Bu konu özelinde de deplasman maçlarında maçtan çok eve nasıl döneceğimi düşünüyorum sözlerini söylemişti. 1998 yılında oynanan Türkiye-Hollanda maçına uçak korkusu sebebiyle gitmeyi kabul etmemiş ve Türkiye'ye gelmemişti. Kamerun futbolunun efsane isimlerinden Samuel Eto'o, Rusya'nın Anzi Moaçkala takımına transfer oldu ama Moaçkala'da yaşamak yerine Moskova'da yaşamakta ısrarcıydı. İki şehir arasında 1000 kilometreden fazla olması nedeniyle Samuel Eto'ya özel bir jet tahsis edildi ve Kamerunlu her gün bu yolu yaptı. Isırmalarıyla ün yapan Luis Suarez 2014 Dünya Kupası'ndan beri kimseyi ısırmıyor ancak öncesinde 3 kere rakiplerini ısırmıştı. Ajax formasını giydiği dönemde Otman Bakkalı, Liverpool formasını giydiği dönemde Branislav Ivanovic'i ve 2014 Dünya Kupası'nda Chiellini'yi ısıran Suarez turnuva sonrası Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona önlemini iyi aldı ve sözleşmeye kimseyi ısırmayacağına dair madde koydu. Efsane futbolcu Ronaldinho ülkesine döndükten sonra farklı farklı takımlarda forma giydi. Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen efsane futbolcu Flamengo'ya transfer olduğunda kulübün şartı netti. Haftada en fazla 2 gece dışarı çıkılmasına izin verilmişti. 2'den fazla çıkarsa kulüp para cezası kesebilecekti. 2015 yılında Roberto Firmino, Hoffenheim'dan Liverpool'a transfer olduğunda Liverpool yönetimi Arsenal'e karşı maddeler koydu. Sözleşmede yer alan maddelere göre Firmino'nun Arsenal hakkında konuşması yasak. Sözleşme fesih bedeli 98 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu için sözleşmede bu konuyla alakalı bir diğer madde ise Arsenal hariç. Günümüzde Chelsea formasını giyen Thiago Silva 2012 yılında da Paris Saint-Germain'e imza atmıştı. O dönem içerisinde Fransız ekibi ciddi bir yatırım yaptı. Sözleşmesine de koydurtmayı istediği madde de tüm borçlarının silinmesiydi. Thiago Silva da bu bolluktan faydalanma taraftarıydı. İtalya'da futbol oynadığı dönemde 3 milyon euroya yakın bir borca sahipti. Katar sermayesi olan Paris Saint-Germain kulübü Brezilyalı stoperden gelen bu talebi kabul etti. Trabzonspor kulübü sattığı oyuncuları kesinlikle başka bir Türk kulübünde görmek istemiyor. 2019 yılında Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille kulübüne imza atan Yusuf Yazıcı için de bu durum geçerliliğini koruyordu. Sözleşmede Trabzonspor'dan başka bir Türk takımına satılırsa Lille kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro ödeyecektir maddesi yer almıştı. Gün geldi Yusuf Türk futboluna döndü ama döndüğü takım da eski kulübü Trabzonspor oldu. Artık Kayode ismine hepimiz aşinayız. Nijeryalı futbolcu 2019 yılından bu yana ülkemizde forma giymeye devam ediyor. Hatta günümüzde de Ümraniyespor formasını giyen bir isim. 2017 yılında Manchester City çıkış yapabilir umuduyla Kayode'yi kadrosuna kattı. Avusturya Viyan kulübünde oynadığı dönemde kulübü onun sorumsuz hallerinden bıkmıştı. Telefonu elinden düşürmeyen bir isimdi Kayode. Bu yüzden de golcü futbolcunun sözleşmesine takım otobüsünde telefon kullanırsa 100 euro, antrenmanlara geç kalırsa 500 euro, revirde ayakkabıyla gezerse de her 5 dakika için 100 euro ödemesi maddeleri eklenmişti. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.